Evet sevgili dostlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Merhaba. Yunanistan'dan artık dönüş yapıyoruz. Kapıkule'den dönüş yaptık arkadaşlar. Yani Edirne üzerinden. Yeğenimizin yanına uğrayacağız. Kısa bir Edirne turu da yapacağız hep beraber. Ondan sonra da artık Bursa'ya doğru yollanacağız. Evet, bugün uzun ve yorucu bir yolculuk geçireceğiz. Evet. Evet, biraz uzun uzattık yolumuzu. Evet. Bir de çok kalabalığız. İki aile geliyoruz arabada. Bayağı bir kalabalık vaziyetteyiz. Neyse bakalım neler göreceğiz. Videoda görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Cumhur'u geçtik. Karaağaç'tayız şu anda. Edirne'ye doğru ilerliyoruz. Karaağaç'la Oristiada'yı ayıran bir gümrük pazar kurabiliyorsunuz ki. Arada 3 kilometre var arkadaşlar. Burası Türklerin yaşadığı bölge. Oristiada'da Yunanların yaşadığı bölge. Ve arada bir tek sınır ayırıyor. O 3 kilometrelik sınırdan geçmiş bulunuyor. Geldiğimiz yolu gezmek için fayton kiralayabilirsiniz burada. Şimdi Meriç Nehri'nin kıyısındayız. Evet arkadaşlar, şimdi Meriç Köprüsü'nün yanındayız. Arkada gördüğünüz minarelerde Selimiye Camii. Selimiye Camii'nin oraya gideceğiz. Ancak Selimiye Camii şu anda tadilattan dolayı kapalıymış iç kısmı. Sadece dış çekim yapabiliriz muhtemelen. Aslında Edirne'de çok fazla tarihi nokta var. Fazla güzelliği var ama zamanımız kısıtlı olduğu için biz birkaç noktaya gezeceğiz. Şu an yolumuzun üzerinde olduğu için Meriç Nehri'ne geldik. Buradan bir Ciğeryer Çarşısı'nı gezeriz. Belki Selimiye Camii açıksa oraya bakacağız. Edirne'de bakalım hangi noktaları gezeceğiz hep birlikte. Görelim. Evet arkadaşlar, şimdi arabamızı park ettik. Edirne'deki çarşının içine doğru ilerliyoruz. Biraz çarşı turu yapıp bir meşhur ciğerini yiyelim dedik. Burası Edirne'nin kapalı çarşısı. Buradan geçmeyeceğiz. Sadece kısaca şöyle kapalı çarşının içini size göstereyim. Şöyle. Güzel bir çarşısı var. Evet, burada da Bursa Kestanesi. Yine bizimkiler kestaneyi çizecek. Evet arkadaşlar, şu an Edirne'nin Çarşı Caddesi'ndeyiz. Burası Saraçlar diye geçiyor. Şimdi çarşıyı gezelim. Evet, burası da Kapalı Çarşı'nın yer girişlerinden bir tanesi. Edirne Osmanlı şehri olduğu için birçok han bölgesi var. Hanları da bizim Bursa'daki gibi çarşıya çevirmişler. Çok fazla çarşı var Bursa gibi. Evet. Bunlar hep Osmanlı kalıntıları, yani izleri. Edirne merkezde şöyle bir olay var. Her babada, her noktada, yuvarlak dönüşlerde heykeller var. Çok fazla heykel yapmışlar yani. Aynen. Bu her heykelden yazı şey akıyor, su akıyor, çeşmeleri çalışıyor. Ve ayrıca mesela atıyorum biri tarif edecekleri zaman Edirne'nin yerlisi, her heykelin bir ismi var. O ismi baz alarak tarifte bulunuyorlar. Evet. O yüzden yani heykel biraz da sokak heykelleriyle meşhur bir şehir diyebiliriz. Evet. Burada da gördüğünüz gibi. Sen ne istiyorsun Lokman? Midye. Midye mi istiyor? Evet. Zübeyir senin? Ben de. Sen de mi midye istiyorsun? İyi bakalım. Bakalım, gelin bakalım, ciğer yiyecek miyiz şimdi? Ciğer alalım hep bakalım, birlikte. Ciğer yiyeceğiz mi? Emir abim bizi ciğerciye götürüyor. Ciğer sevmem ben. Ne seversin? Pamut çeter. Pamut çeter. Bir de patlıcan. Bir de patlıcan. Şeker ve patlıcan. Thank you.
Arkadaşlar şu gördüğünüz kuyrukta bir meşhur bir Edirne'nin meşhur bir ciğercisinin kuyruğu. İsmini vermeyeceğiz tabii ki de. Şimdi yanında da başka bir yer daha var. Biz bugün oraya gideceğiz. O meşhur yerden ciğer yemeyeceğiz. Çünkü aşırı kuyruk var. Bizim de çok fazla zamanımız yok. Daha sonra bir de Edirne'nin Hayrabolu tatlısı varmış. Onu da yemeyi düşünüyoruz. Şu gördüğünüz yerler eski hanlar bölgesi. Şu caminin ismi de Eski Cami. Edirne'nin Eski Camisi. Selimiye hemen arkasında kalıyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, meşhur Edirne ciğerimiz geldi. Bakalım. Şimdi bize afiyet olsun. Berna Hanımcığım, afiyet olsun. Biz ciğeri normalde de tükettiğimiz için. Aynen öyle. Şimdi burada da yemek istedim. Hadi bakalım. Afiyet olsun Eda Hanım. Şimdi ciğerimizi yedik. Camiye doğru çıkıyoruz. Ciğer için şöyle diyebiliriz. Yani güzel değildi. Bursa'da daha güzellerini de yedik biz. Pilavı falan korkunçtu yani. Pilavı, çok soğuk ve lapaydı. Bursa'da çok daha güzel. Edirne ciğeri yedik yani gerçekten. Evet. Ben mesela Arnavut ciğerini daha çok seviyorum yani. Kesinlikle. Bu çok şey, kuru ve yağlıydı. Ve un. Un da evet. Sence, un sadece un yedik yani. Evet arkadaşlar. Yani Edirne'ye gelirseniz merak için yiyebilirsiniz belki ama yani bir tanesi çok mi? Bir şey beklemek. Şimdi buradan şöyle dış manzarasını almaya çalışacağım sizler için. Arkadaşlar Selimiye'nin biliyorsunuz ki Mimar Sinan yaptırdı. Tarihte şöyle biliniyor. Mihrimah Sultan için yaptırıldığı biliniyor bu caminin. Tabii daha detaylı hikayesi var ancak o kadar vakıf değilim. Buralar eskiden atıldı. Şimdi daha güzel düzenlemişler. Gayet güzel ve keyifli olmuş. Burada da kalıntılar var arkadaşlar. Şimdi Selimiye'ye geldik. Selimiye Camii'nin bahçesini gezeceğiz muhtemelen. Çünkü içeride tadilat olduğu için içeriye giremeyeceğiz gibi duruyor. Şimdi şöyle güzel bir Selimiye manzarası göstereyim size. Burası Selimiye'nin giriş kısmı. Eskiden buraları çok canlıydı. Son yıllarda tadilat görmüş, çok da güzelleşmiş ancak buradaki ciğerciler maalesef artık eskisi gibi değil. Buralar eskiden sıra sıra yani böyle şey insanlar doluşurdu, kuyruklar olurdu ciğer sırasında ve benim hatırladığım kadarıyla da buranın ciğeri gayet güzeldi. Tabii el değiştirmemişse eğer. Hava kararmak üzere artık, yani kararmak üzere de karardı. Şimdi burası Selimiye'nin girişi ancak gördüğünüz gibi tadilat var. Artık bir dahaki sefere Selimiye'yi çekmek nasip olursa çekiyoruz. Şöyle şu kısmından göstereyim size. İçine girdik ama tarihi yerler restore halinde şu anda. Ve akşam namazındaydı herkes. Çok kısa bir bölüm ayırmışlar şu anda. Gördüğünüz gibi her yer tadilatta şu anda. Evet arkadaşlar, yine şansımız yok. Nasibimiz yok diyelim. Bu videoda böyle olsun. Artık Selimiye'yi bir sonraki Edirne ziyaretimizde yeniden tanıtırız umarım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün de Pazar Kule'den geçip Edirne'ye geldik. Edirne merkezi çarşıyı gezdik. Meşhur ciğerini yedik. Evet. Sonra Selimiye'ye geçtik. Biraz camiyi gezdik. Şimdi buradan artık Bursa'ya devam edeceğiz. Evet, 400 kilometre kadar yolumuz var arkadaşlar. Evet. Saat 7.30 gece 1 gibi nasipse evde olmayı planlıyoruz. Evet. Size de iyi seyirler diliyorum. Videoyu da buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.